3, 2, 1. Kolay gelsin. Buyurun başlayın. Tam tamına 50 dakikaları olan yarışmacılarımız bugün allı gelin pastası yapacaklar. Pastanın ismi enteresan. Yapımı zor mu kolay mı bilinmez ama haftanın bu son gününde bayağı heyecanlı dakikaların yaşanacağı şimdiden belli. Yarışmacılarımız malzemeleriyle tanıştılar ve pastanın yapımına başladılar bile. Nasılsınız Filiz Hanımcığım? Teşekkür ederim, hoş geldin. Ne yapıyorsunuz, anlatın biraz. Pandispanya keki yaptım, çok güzel çırptım. Ne için bu pandispanya? Alt tabaka yani. Alt tabaka ne demek yahu? Pastanın, gelin pastasının, hani allı pasta var ya gelin pastamız, onun altı demek. Gelin gibi beyaz mı olacak? Tabii ki, o güzel çırpılınca beyaz olur. Kabarcık da olmuş biraz bu. Kabarcık işte, kabartma tozu var bak. Filiz abla hiç kendini şey yapma. Hilmi Bey bize böyle oyun yapıyor, karıştırmaya çalışıyor ama başarılı olamayacak. Beni demoralize bugün. Edemezsin. Ne? Demoralize edemezsin. Demoralize edemezsin beni. Nasılsınız bu arada İrem Hanım? İyiyim Hilmi Bey, siz nasılsınız? Sizin takımın durumu pek parlak değil gibi. Evet değil ama biz bugün çok dikkatliyiz ve kesinlikle hata yapmayacağız. Emin misiniz? Ben çok eminim. Filiz ablayı da uyarmak için buradayım. Bu hafta siz kazanırsanız sizin takımda hak etmediğini düşündüğünüz biri var mı? Şöyle, istemeden de olsa hatalar yapıyor arkadaşlarımız ama ben yine de verirdim. Çünkü burada eşit şartlarda en azından emek veriyoruz. Ben diğer takım gibi yok eksi biraz 500 lira keseceğim, yok alacağım, yok bunlara katılmıyorum. Ne kadar hata da yapsalar ben arkadaşlarımla paylaşırım. Bu arada o kekin içinde neler var? Pandispanya yaptım. İçerisinde yumurta var, unumuz var, kabartma tozu ve vanilimiz var. Şimdi fırına koyuyorum. Kolay gelsin o zaman. Ayşe Hanım, ne yapıyorsunuz? Kekimi fırına atıyorum. Fırın kaç derece? Kaç derece? 200. Yanlış bence. Hayır, doğru. Yanarsa ağlarsınız ama. Tamam, yanmaz. Ben onu kontrol edeceğim. Bugün hata yok. Peki o zaman. Maalesef bugünkü seni mutlu edemeyeceğim. Büşra Hanım siz ne yaptınız? Kremamı biraz ısıttım. Şimdi beyaz çikolatalarımı ekliyorum. Nereye ekliyorsunuz çikolatayı? Kremamın üzerine. Ne kadar krema var orada? Bir 200 gram civarı. 200 gram mı? Ha, 200 miligram. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi bunu böyle güzelce birbirine yedireceğim, eriteceğim. Ganaj olarak hazırlıyorum. Pandispanya nerede peki? Fırında. Bakayım bir fırına. Tabii git bak ama sakın açma. Neden ya? Hayır sakın. Ama açmadan nasıl göreyim ki? Sakın hayır. Neden? Hayır açma. Açayım ya. Açamazsın. Neden? Hayır kabul etmiyorum. Git lütfen. Açayım ya. Hayır. Neden? Git oraya. Açayım ya. Hayır. Kovuyor musun beni, ne ayıp. Zaten sevmiyorum erkekleri mutfakta. Bir de sen gelmişsin fırının kapağını açayım diyorsun. Sinir oldum şu anda. Sizin kocanız mutfağa girmiyor mu hiç? Ay giriyor da demediğim şeyi yapmıyor. Ne yapmıyor mesela? Fırının kapağını açmıyor mesela, elim yandı. Ha öyle olur işte, olur. Beni konuşturma. Bak Filiz abla hata yaptı, bence oraya gidin. Bu pandispanya ne kadar pişecek fırında? Yani kabarıp iyice altı üstü pişene kadar pişiririm. Hadi bakalım. Süre içerisinde olur yani. Büşra Hanımcığım, eğer siz bu hafta kaybederseniz Ayşe Hanım'ın payı yüzde kaç olur? Ayşe'nin payı bu hafta kaybedersek %90. Ne? Aynen öyle. Hiç öyle olduğunu düşünmüyorum Büşra. Neye göre? Neye göre? Niye biliyor musun? Yani sizin hiçbir suçunuz yok. Serdin çok güzel yemekler yaptınız, çok güzel puanlar aldınız. Hem hata ya yaptın, Allah aşkına ya. Hata yapmanın yanı sıra Nalan'a da hata yaptırdım. Bu ne Ayşe? Bakmasın bana. Bak ben şu anda yaparken seni de kontrol ediyorum. Anladın? Ben şu an sana da fikir soruyorum, farkında mısın? Ama bu bencil bir davranış. Bakmasın ne demek? O senin takım arkadaşın, hata yapacak. Bana beni böyle suçlarsa bakmasın o zaman. Siz yine başladınız yalnız ya birbirinizi yemeye. Ya nasıl olacak? Tabii ki de başlayacağız. Yok, Allah birazdan aşkına. Yine devam ederse bugün de cezalar alacaksınız bu şekilde. Biz ceza almayız. Siz almayın da. Biz almayacağız. Siz alacaksınız. Ben görüyorum şu anda Suratınız Filiz ablayı. Suratınız o kadar asık ki, o kadar gerginsiniz ki. Filiz abla ne olacak? Ben başladı hataya. Hanımlar. Yine ne oldu? Bir hayırlı haberle gel Allah aşkına ya. Büşra Hanım dedi ki bu hafta kaybedersek %90 Ayşe sorumlu olur bundan dedi. %100 dese daha iyi olmaz mıydı? %10 ne acaba? Yani insaflı davranmış. %100. Çünkü ben Ayşe'ye dedim ki Ayşe gir mutfağa, bunun hataları olacaktır. Kontrol et. İkiniz birden ilerleyin dedim. Ayşe ne yapmış? Kendisi hatayı yapmış. Bir de demiş ki gel sen de yap demiş. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Ayşe'yi yer minderine oturtacağım. Yer minderine. Bana plastik sandalye geldi ya. Bana bir tane yer minderi hazırlayın şimdiden. Ayşe yer minderinde oturacak.
Duydunuz mu? Bu arada hatırlatayım, yanınızda borçlu bir Nalan Hanım oturuyor. Bana da var, bana da borcu var. Bana ne? Cebinden ödeyecek. Bana ne? Hiç parası yok mu? Nalan Hanım, siz buraya borçlarınızı kapatmak için geldiniz. Ama bize de borçlandınız. Nasıl olacak şimdi? Sen iş hayatından geri çekil. Yarışmadan da geri çekil. Vallahi sen yok yok, sen bu işi bilmiyorsun. Bana hatayı yaptıran dış ses tamamıyla Ayşe. Sen kendin neredesin? Beni yönlendirdi. Ben de takılmayı kuydurmak için ben de... Evet evet, benim bununla ilgili elimde belgeler var. Ben belgelerle konuşurum. Nasıl? Biraz bekleyin, her şeyi öğreneceksiniz. Hangi tamam. Konu? Size bu hatayı yaptıran Ayşe Hanım'dır. Evet. O zaman ben gidiyorum ve bu durumu netliğe kavuşturmak için görüntüleri hazırlıyorum. Tamam, bekliyorum. Anlaştık. Ayşe, Ayşe. Efendim? Takımını göz göre göre nasıl bir borç batağına götürdüğünü izleyelim mi? Ya. Büşra Hanım, nasıl bir tehlikeyle yan yana olduğunuzun farkında mısınız? Birazdan izleyeceğiniz görüntülere şok olacaksınız. Ne oldu? Ne yaptı yine? Allah aşkına. Herkes hazır mı? Evet. Hazırız. Süreyi durdurdum. Herkes izlesin. Ayşe, yağı da şeyin içine koyuyorum o zaman. Bunu. Hayatım, yağın hepsini koy. O yağ hepsi oraya girecek. Ayşe, baharatların hepsini teşenin içine mi koyuyoruz, soğanın? Hepsini. Harcın içine karıştıracaktık. Tamam, ben orada yaptım, daha güzel karışır. Tat ve lezzet olarak daha güzel olur. Ceza almayalım. Yok yok. Ben herhangi bir yanlış yaptığımı düşünmüyorum kesinlikle. Büzüştürerek kapat, büzüştürerek kapat. Ya ne yapıyorsunuz Nalan, büzüştür etraflarını, evet, ondan dolayı olabilir. Ayşe, ben ne yapabilirim ki? Olay oturup ağlayacağım ya. Ya insan kendini bilir. Ben yapmadığıma göre demek ki bu hatayı sen yaptın. Tamam Ayşe, sus. 7 tane de karşı Ayşe sus. Ya zaten sen yemekten bir haber, yemek yapmaktan bir haber. Nalan, kesin sen batırdın bizi bugün ya. Benim modumu, enerjimi düşürüyorsun. Benimle aynı anda yemeğe çıkmaman lazım senin gerçekten. Aferin. Böyle bizi aldın, götürdün, uçurumdan sürükledin. Hiç utanmıyorsunuz mu ya? Kaç kere alarm çaldı? 112 sizin kadar çalışmıyor ya. Gerçekten, ya. Vallahi. Büşra, gerçekten. Yani şov yapıyorsun Büşra. Şu an. Büşra, oraya bir perde koyuyorsun. Komple kendi hata yapsın. Gözünü seveyim, sana hata yaptırmasın. Ya bana da yaptıramaz, kendine yapamaz. Öyle bir şansı ben, yok. Yok. O komple hatalı. Oraya perdeyi koy. Tamam mı? Ben burayı sana kapatıp çıkar, çıkar mısın? İçeri geçer misin? Sen burada ne yapıyorsun? İçeri geç. Müdahale etme. Çık. Tamam, çık bende. Toparla orayı. Çık sen Büşra, bende. Toparla orayı. Çık bende. Büşra, toparla. Bende. Her şeye, her şeye dahil, her şeye giriyor ya. Sen kime inanacağını, kime güveneceğini anladın mı şimdi? Anladım. Ha? Anladım, anladın Büşra. Anladın mı? Bak çok samimi söyleyeceğim. Benim doğru bildiğim şeyi, hayır böyle yap demesi, bak ceza alacağım dediğime rağmen yine üst üste benim doğruyu bilmem, doğru yoldan ilerlemem, şefimi yani her şekilde kurallara uymam, hayır böyle yapacaksın, hayır böyle daha lezzetli olacak deyip beni yanlış yönlendiren tamamıyla Ayşe'ydi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ayşe kendini köyünün mutfağında zannetmiş. Sana şef ne veriyorsa sen niye onu yapmıyorsun? Ben dedi kendi sen... evimde yaptığımı yapıyorum dedi. O zaman evinde yapsın artık yemeği. Ben... Sanki bir yanık kokusu geliyor. Aynen öyle. Yanıyor, 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 yanıyor. Yanık varsa? Hayır. Birinin pandispanyası yanıyor sanki. Hayır. Hayır. Evet. Dış ses bizi kandıramazsın, yakmıyoruz. Ayşe Hanım, sizinki yanıyor galiba. Hayır. Baktım gayet de iyi. Ne yapıyorsunuz peki şu an siz? Nişastamı açıyorum. Açıyorum derken kapalı mıydı ki? Evet, kapalıydı, açıyorum. Niye açıyorsun peki? Çünkü şey, orman meyvelerini ekleyeceğiz. Orman meyvesi mi? Evet, orman meyvelerimiz var. Hangi meyveler var onun içinde? Sos yapacağım. Nasıl bir sos olacak? Mutfakta erkek sevmiyorum, modum gidiyor lütfen ya. Ama siz de alemsiniz. Evde kaç erkek var sizin? 4, 5. 4 erkekle. 4 erkek mi? Biri kız ya, onunla beraber 4. Allah bağışlasın. Peki şu ne, şu ne oradaki? Pudra şekeri. Bu ne peki? Süt. Ay, bu kadar süt kime yeter ki? Neye koyacaksın onu? Dış ses, senden korkmaya başladım gerçekten. Ne yapacaksın ama söylesene. İçeceğim. Merak ettim ama. İçine girecek. Neyin içine girecek ya? Ya dış ses lütfen ya. Gerçekten kafamı karıştı. Neyi ne yapacaktık? İçine girecek bir malzeme. O ne yapacaktık ya? Kafamı karıştı gerçekten. Bir elim durdu şu an. E? Bu yağ, katı yağ, tamam mı? Evet. Pudra şekeriyle onu ezeceğim iyice.
sütü ekleyeceğim, içine karıştıracağım. O pastanın sosu olarak kullanacağız. Hı, kreması yani. Evet. Bu muydu yani? Ama karıştırıyorsun kafamı, şu an beynim durdu. İrem Hanım, o patates püresini nerede kullanacaksınız? Patates püresi değil tabii ki. Hadi canım ya, ne peki? Krem hazırladım. Bu ne? Bu ne? Böyle rosta mı olur? Rosta falan değil. Benim şu an lütfen elimi ayağımı karıştırmayın. Kabul etmiyorum. Bakın patates püresi işte. Patates püresi değil, görürsünüz. Bence püre bu. Asla bak bak benimkine bak, bak bak benimkine bak, gel. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey yanıyor. Ne yanıyor? Birinin yanıyor, bizim değil. Abla bak fırına, fırına bak. Birinin keki yanıyor. Hadi ben uyarmış olayım. Ya sen niye uyarıyorsun ya? İnsanlık yapıyorum. Bir şey yanıyor, bir şey. Anneciğim yanıyoruz, yanıyoruz. Yanıyoruz, yanıyoruz, yanıyoruz. Filiz abla yine nereye yaktın? Roma'yı, Roma'yı. Bizden değil. Kim ne yaktı? Bizden değil. Hata yapan kim hanımlar? Hiçbir fikrim yok. Biz değil ama. Ben gidip bakacağım. Yanık kokuyor bura. Yok, abartma. Yok. Bura yanık kokuyor. Kokmuyor. Yemin canım. Ederim bak. Hayır. Yanık kokuyor bura. Ay yandı. Finalde yarışanlara bak. Hatalara bak. Alarıma bak. Hey Allah'ım. Hanımlar, size haberlerim var. Nereye yaktı Filiz? İçeride yanık kek mevzusu var. Filiz yaktı. Birinde İrem yaktı. Hayır, İrem değil. Nasıl? Söylemeyeceğim. Abi ya ben biliyorum. Koku ben, oradan geliyor. Bilmiyor muyum ben? Filiz ve İrem'den bekliyorum. Bilemiyorum artık. Ay, bu dumanlar oradan çıktı. Neyi görüyoruz biz burada? Yarışmacılarımız pastaları için yaptıkları pandispanyayı fırına yolcu ettiler bile. Şimdi de kreması için karışımlarını hazırlıyorlar. Bazısınınki sert, bazısınınki kıvamında görünüyor. Hatta patates püresi gibi olanlar bile var. Arasına bir de kıpkırmızı meyveler girince nasıl görünecek acaba? Ben geldim. İrem Hanım, ne yapıyorsunuz? Şöyle orman meyveli bir sos hazırladım. Hmm, güzelmiş. Çok da güzel oldu böyle. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Yumurta kırayım mı? Hayır, tabii ki hayır. Ama kıvamı olmamış gibi. Kıvam aldı yeter. Olması gerektiği kadar. Siz çorba yapmamı istiyorsunuz galiba. Kek nerede, kek? Bunu aldım. Şöyle kenardan. Biraz çiğ mi kalmış acaba? Ya Zeynep abla, bilip bilmeden konuşuyorsun. Bak dünden beri artık sinirlerimi zıplattın. Yeter. Bak gerçekten Leyla'cığım, dayanamıyorum. Leyla'cığım, canım benim. Sen çok acayip bir şekilde gerginsin. Sebep ne acaba? Ya bakın, dün zaten gördük, tabaklar kötüydü. Üzerine Zeynep abla kayınvalidem hakkında, benim hakkımda, yani farklı farklı yorumlar yaptı. Leyla'cığım, birdenbire benim üzerime yükleniyorsun ama şunu anlamıyorsunuz. Ben de hem kız evladı, yani kız evladım var, hem erkek evladım var. Anlamadığım bir şey var şu. Neden sadece erkek annelerinden böyle bir şey talep ediliyor? Yok düğün yapsın, yok çocuğuma baksın, yok gelin kirada oturmaz evi olsun, yok oğlunun böyle bir varlığı olsun, geleceği olsun. Madem öyle, benim oğlumu seven diyecek ki biz beraber çalışırız, bu imkanlarımızla beraber yaparız deyip böyle evliliğe karar vermeleri gerekiyor. Öyle değil mi? Kusura bakma. Madem böyle bir şeyiniz yok, gücünüz yok, evlenmeyeceksiniz. Neden seni kayınvaliden düğünlü yapsın, altın taksın, ev alsın, çocuğuna baksın? Neden? Bunları ben yapabilirsem zaten babamın evinde kalırım yani. Evlenmeme gerek yok. Yani şahsen ben çok net söylüyorum bunu da. Benim eşimin bir birikimi olmasaydı, benim eşim şu anki durumumuzda olmamış olsaydı ben 23 yaşında evlenmezdim. Onun olduğu yaşta 28 yaşında senin dediğin gibi beklerdim. Ama buna gerek duymadım. Çünkü eşim gayet güzel bir eş ve istediğim bütün harika detayların hepsi onda toplanmıştı. Sorun yok. Yarışmacılarımız allı gelin pastası için çalışmalarına devam ediyorlar. Bir yandan krema, bir yandan pandispanya derken bayağı bir yoruldular. Tabii mevzular da bitmiyor ama yine de oldukça başarılı görünüyorlar. Ne oldu? Sen mi hata yaptın gene? Hayır, ters çevir dedin. Tamam. Ama şu yapışı... Tamam, bir dakika. Şey bıçakla kaldır, bıçakla tamam. Kaldır. Hayır, bizden şey değil. Yok, değil mi? Erkek çocuk, annelerinin gücü yoksa evlenmeyecekler mi bunlar? Hayatım, çok net söylüyorum. Evet. Bir adamın cebinde parası yoksa evlenmeyecek kardeşim, bu kadar basit. Anlamıyorum Nalan seni gerçekten. Yani nasıl yani, ya imkanı olan ne yapacak? Evlenmeyecek mi? Evet, çünkü çok net söylüyorum. Bir adamın cebinde parası yoksa evlenmeyecek. Bu kadar basit ve net. Evlenmeyi bırak, evinde otursun. Elin kızının başını yakmasın. Parası ben, adam, gereksiz adam. Öyle. Niye evleniyor? Tamam, annesi ne kadar destek olabilecek?
Ya ben bu saatten sonra evi olmayan, daha kendine bakamayan, durumu olmayan biriyle niye evleneyim? Ben zaten kendi kendime çok iyi derecede bakıp iyi bir hayat yaşıyorum. Gideyim de elin adamına niye bakayım ben? Ya Fatma, zaten senin yaşındaki birinin cebinde parası vardır. Biz şimdiki gençlikten bahsediyoruz ya, orayı hiç karıştırma, olur mu? Hayır, biz bu zamana kadar diyor niye evlenmedim? Çünkü cebinde parası olacak adam karşıma çıkmadığı için evlenmedim. Beraber... Ben niye ona bakayım? Beraber diyor. Nalan, ne o zaman hiçbir şey hissetmemiş. O zaman benim anlamadığım bir şey var ya. Hepiniz para peşinde misiniz siz ya, bu kadar ya? Vallahi Zeynep, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu akılla o gelin seni parmağında da oynatır. Evet. Bir de oturur çalışırsın. Bir de gelinine bakarsın. Böyle bir yolda ilerliyorsun. Gerçekten yani ben anlamıyorum. Siz nerede doğdunuz, nerede büyüdünüz? Pamuk prenses misiniz? Hayatınızda hiç mi çalışmadınız? Evlenme ya, hayatımda bir adam var. Ya da olacak vesaire. Hanımlar, sohbet baya hararetli ama benim artık koltukları çevirmem gerekiyor. Orman meyveleri hazır ve nazır bekliyorlar. Bakalım sonuç nasıl olacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.